Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Esrarul Uzama, deb nomlanadigan dersimizni bugün navbatdagisi. İmam Buhari rahmetullahi aleyhi hayatını okuyatken edik bugün yakuni dersimiz. İmam Buhari rahmetullahi aleyhi har qanday ne'mat egasiga hasad qilinganidek hasad qilingan. Ne'mat egasi borki unga hasad qilinadi. İlmi bormi, dunyosi bormi, quvvati bormi, nimasi bor? Ne'mat bormi? Unga albatta hasad yo'llar bo'ladi. İmom Buxoriy rahmatullohi alayhi ham bundan mustasno bo'lmadi. İmom Buxoriyning obro'yiga, olimlar va umuman odamlar orasidagi shuhratiga ayrim ahli ilm kishilar hasad qilishdi. Shuning uchun hasad qilganligidan o kişinin şanıya doğru kemiydiğen her türlü şubhalarını tarqatıştı. Göya ki o kişinin akidası, ahli sünnanı akidasiga xilof imiş. Bu davrlar, buradalar, Xalqul Qur'an fitnesi tarqagan davrlar idi. Abu Ahmad İbn Adi aytadi, menge maşayihlardan bir cema aytib berdi. İmam Buhari Nishapurga kelganida, onun atrafında juda ko'p odamlar jamlandi. Onu bu halatını körüp ayrım kişiler hasad qilishdi. Subhanallah, ilim ahli bo'lib turib, dini bilimler egasi bo'lib turib, başka bir ahli ilimge hasad qilishlik, şu hasad qilayotgan kişinin kalbida Allah'a bo'lgan muhabbat birinci o'rinda emas. Balki dunyo muhabbati birinci o'ringa chiqib qolganligi belgi bo'ladi. Yani bir ilimli adam atrofida adam ko'paysa, shogirdlari ko'paysa, hurmati ziyoda bo'ladigan bo'lsa, bunu ko'rib turib özünü orqada qolayotgandek his qiladi da hasad qiladi. Ana shu hasadgo'y kishilar İmom Buxoriyni so'zlarini diqqat bilan kuzatishni boshlashdi. Ya'ni birorta bir adashsa, birorta qoqilsa, shu gapidan u kishiga bir ayib topisha oladigan bo'lsa. Ya'ni ana shu gaplardan bittasini ushlashib olib, to'g'ri gapini noto'g'ri talqin qilib, noto'g'ri tafsir qilib odamlar orasida tarqatish oladigan bo'ldi. İmom Buxoriy ana shu masjiddan birida aytganida bizning Qur'onni talaffuz qilishimiz, bizning fe'limiz, so'zlarimiz maxluq deganida. Bu ahli sunna val jamoa aqidasi. İmom Ahmad ham shunday degan, İmom Abu Hanifa ham shunday degan. Qur'on Allohning kalomi. Lekin biz maxluqlar, odamlar Qur'onni talaffuz qilganimizda, demak, maxluq bo'lgan til, tish, lab bilan, havo bilan gapiryapmiz. Yozganimizda mahluk bo'lgan siyoh qog'oz qalam bilan yozyapmiz. Bizni aralashgan joyimiz mahluk. Yozishimiz mahluk, talaffuz qilishimiz mahluk, lekin Qur'on Allohning kalomi. Ammo boyagi fitnachilar Buxoriy Qur'onni mahluk dedi degan gap tarqatishdi. İmom Buxoriyning majlislaridan birida bir kişi onundan turib, "Ey Abu Abdulloh, Qur'onni talaffuz qilayotgan paytimda meni tilimdan chiqqan so'z mahluqmi yoki mahluq emasmi?" dedi. İmom Buxoriy javob bermadi. Bu odamning gapiga parvo qilmadi. U odam yana takrorladi. Qur'onni biz talaffuz qilishimiz mahluqmi yoki mahluq emasmi? İmom Buxoriy bunaqa masalalarga kirishligini yoqtirmas edi. Shuning uchun yana indamay qo'yaverdi. Haliga odam 3-chi marta takrorlab gapini turib olganida İmom Buxoriy aytdi: Qur'on Allohning kalomi, mahluq emas, ammo bandalarning fe'llari, ishlari mahluq. Odamlarni mana shunga o'xshagan savol bilan imtihon qilishlik esa bid'at deb javob berdi. Deganda bu kishi ana qaraylar, qaraylar, Qur'onni mahluq deyapti deb ovozini ko'tardi. İmom bunday degani yo'q. Odamlarning orasida g'alg'ovul ko'payib ketdi. Ayrim odamlar tushunmaganlar kelib, "Ey İmom, bu so'zingizdan qayting" deydi. İmom qaytmayman dedi. Menga dalil keltiringlar bu gapimni noto'g'riligiga dedi. Ya'ni inja'akum fasiqun binabayn fatabayyanu. Alloh taolo Hujurat surasida aytadi, bir fosiq xabar olib kelsa tekshiringlar. Haligi odamlar eshitib eshitmasdan bu mahluq dedi desa, kelib bu gapingizdan qayting deyapti. Shunaqa dedingizmi? Nima dedingiz? Bir eshitaylik degan gap yo'q. Biz ham shunaqa bo'lib qolganmiz birodarlar. Palonchi manaqa debdi desa bo'ldi, haqiqatga olaveramiz. Agar biz bizga xabar olib kelgan odamning xabarini borib, o'sha odamdan, boyagi ismi aytilgan odamdan so'rasak, o'rtada gap tashayotgan odammi, kimligi fosh bo'lib qoladi. "Ha, shuna bo'libdimi, qara.
Yine onu huttu biz özümüz eşkendi bitkinci adam getkizemiz. Poloncu bana dedi. Dep diyemez. Ne diyemiz biz? Poloncu bana dedi diyemiz. İşti mi sen? Yok. Kullas. Bu masalada İmam Buhari öte bir dakikada bizi fiillerimiz, hareketlerimiz mahlûd edildi. Çünkü Allah-u Teala Wallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah Teala sizler diyem, sizler de kılayken nesalarilerde, sizler de kılayken işiler diyem, yaratı uçsu idi gene de. Allah yaratadı bizi, fiilimizi yem, özümüzü yem. Rubi'i, Huzayfa raziyallahu anh'dan rivayet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, Allah her bir yasavçını ve onun yasaydıgen narsasını yaratadı. İmam-ı Azam özünü fikhul akibara da itadı, onu, Kur'an'ını, okşumuz mahluk, yazışımız mahluk, Kur'an özü mahluk olmaz. Değil mi? İmam Buhari'de etken gapı, ahli sünne ulamalarının hamasını etken gapından bir kıl oldu. Ama ortadaki fitne çıkarmakçı boyanlar, özleri hohlu gendeki tavil kılıçtı, tafsir kılıçtı, İmam Buhari'ye tuhumat kılıçtı. İmam Buhari etti, Kur'an Allah'ın kelamı, o mahluk olmaz. Kim Kur'an'ını mahluk olsa kafir buladı dedi. Ahmet ibn-i Salam etedi, İmam Buhari'nin yanına gelip dedim, ey Ebu Abdullah, Khorasan'dan bir kişi bir yere gelip Nişapur'a. Adamlar da arası da makul boğalıp, adamlar arası kir alıp. Siz hakizde namakul yapıladı köpetleri yürüp de ne makulemiz dedi. Yani bu kişinin şanıge şu tuhumatı kılıyken, fitneni kozuyakenler ateş yöge keyen. Ateye keyen fitne kozuyken. Niyeti şuna kaboyen. İmam Buhari sakalını uçlayıp oyga tolup kaldı da keyin aytdi. Va ufavvizu amri ila Alloh, innalloha basirun bil ibad. Qur'ondagi oyat. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turguchidir. Keyin aytdi. Parvardigorim, men Nishopurda qolishni istamasligimni bilasan. Na obro'ni deb, va na shuhratni deb. Vatanimga qaytishga ko'nglim bo'lmayapti. Mening atrofimda tarqalgan xilof sababli Allah başkalarına emas, menga bergan narsaga hasad qilib ana odamlar shunday gap tarqatib yurishibdi dedi. İlmiga hasad qilyapti, obro'yiga hasad qilyapti. Keyin dedi, ey Ahmad, meni deb tarqalgan gap so'zlardan qutulishinglar uchun ertaga men bu shahardan chiqib ketaman dedi. Haq o'zi, lekin shu yerda tursam fitna bo'lyapti deb shu shahardan chiqib ketishlikni o'ziga ma'qul keldi. Ertasi günü şehirden çıkıp gitti. Şehirde taşkarası 3 gün turdu. İşlerini bitirip aldı birilerini tüketkeniden keyin Nişapur'unu taşlayıp çıkıp gitti. Keyin bu fitne malamat, buradalar o fitneçiler tamamından, hasat göller tamamından tohtatılgeni yok. Çünkü ettik nimet egesi var ki onge hasat kılınadı. Sizden zorrağı, ilimliğe adam kepko yenden keyin tabi paske şüşüz. Tabi. Yani bir insan eğer halis Allah için ilim okup, halis Allah diniye hizmet kılıyken olsa, senden zorrağı keldi. Berip koy, iş kısın. Kursan bol şu ümmetten senden göre ilimleri adam çıkkanı gel. Madem ki maksadın cennetke giriş olsa, neme farkı var? Rolda kim oturuptu? Muhumu sen otururken şu araba cennetke girip olsa buldu mu? Rolda mısın, arkada mısın, muhumu girip olsa buldu mu? Lekin ayrım kesel, maraz kalp egeleri bularken, başkalardaki nimetli yok olup öz götü barışını hağlarken. Muhammed ibn Abi Hatim gelip dedi, ey Ebu Abdullah, falancı sizi kafirge çıkarı yaptı. Ne mi deyisiz? İmam Buhari etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dedi genler. Eğer bir kişi özünün biraderine, ey kafir dese, onlardan birine şu narsa yetedi. Biz köpeğimize, falancı pasık, falancı kapıda şap şap hüküm çıkarmayalar. Cüriyet yet oluyorlar. Çünkü Peygamberimiz ayet yaptılar. Kafir desen onu. Eğer onda kafirliği sıfatı bulmasa, imanlı adam bulsa onu kafir de genç özün kafir olasan. Senge kereye mi şu? Kıyamette senden, üçünü kafir dediği mi, demediği mi de Allah soruyordu mu? Menge kereye mi şu narsa? Şu savaldı veriyorlar. İmam Buhari'nin dostları açışı arada. Falancı sizi söktü, hakaret kıldı. İmam Buhari işleyip durup, inne kayda şeytani kâne zayıfe. Şubhasız şeytanın makiri zayıf bol güçüdür, deyip koyardı. Yani bu ayetini okurdu. Ve la yahikul makru seyyi illa bi ahli.
Yomon makr hila esa faqat o'z egalarini o'rab halok qilur. Makr qilayotgan, fitna qilayotganlarning makri faqat o'zini halok qiladi. Robbimiz shunday deyapti. Subhanalloh. Bu ulug' olim, ulug' inson siz bilan bizga husumatchilar bilan qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Ya'ni bizga tuhmat qilsa, ustimizdan bo'xtonlarni yog'diradigan bo'lsa, fitnalarni uyushtirayotgan bo'lsa, bunaqa qalbi maraz odamlar bilan qanday muomalada bo'lish kerakligini Imom Buxoriydan o'rganishimiz kerak. Ularni Allohga tashab qo'ydi. Ularga ham Alloh bor, Imom Buxoriga ham Alloh bor. Mana akalar, u kishining o'tganiga qancha yuz yillar o'tib ketdi. Ularda birontasi ismi bormi tarixda? Agar mabodo yozilib qolgan bo'lsa ham, Allohning la'nati bo'lsin senga deb turib, keyingi davrdagilar qarg'aydi. Ammo Imom Buxoriychi? Aytayapmiz u bir ma'lum bir vaqt boshini aylantirib, yolg'on ma'lumotlarni berib, tuhmatlarni qilib, narigini qora qilib ko'rsatarsiz. Atrofingizga 5-10 ta odam to'plarsiz. Lekin vaqt zo'r hakam. 5 yil o'tadi, 10 yil o'tadi, rezultat ko'rsatib qo'yaradi. Ungacha bir toifa odamlarni shu qilib qalbi maraz odamlar buzib jamiyatdan ajratib, hatto aka-ukasiga ham qarshi qilib qo'yadi. Ehtiyot bo'linglar birodarlar. Mana kimga hasad qilinyapti? Imom Buxoriy yer yuzida odam balasini qo'li bilan yozilgan kitobning eng to'g'risini yozgan Buxoriyga ham shunday bir tuhmatlar qilishgan ekan. Abdulmajid ibn Ibrohim Imom Buxoriyning yoniga kelib, sizga zulm qilayotgan, sizga bo'xton qilayotganlarni nimaga duoibat qilmaysiz a dedi. Mana shu o'rinda Imom Buxoriyga zulm qilinyapti. Bu kishi mazlum. Bu mazlum bo'lib ham to'g'ri mazlum emas. Ummati eng bilimdon muhaddisi, hadis ilmini sultoni. Agar mazlum kofir bo'lib turib duo qilsa, unga zulm qilganlarga Alloh ijobat qiladi, hatto kofirdikini, agar mazlum bo'lsa. Imom Buxoriy nima dedi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Hovuz oldida, Kavsar hovuz oldida menga yo'liqquningizga qadar sabr qilinglar. Men sabr qilaman dedi. Yana aytardilar Imom Buxoriy payg'ambarimiz aytganlar kim unga zulm qilganini duoibat qilsa albatta g'olib bo'ladi. Ya'ni mazlum duo qilsa Alloh albatta narigini xor qiladi. Bu g'olib bo'ladi. Ammo sabr qilmagani uchun qiyomatda shu sabrga oladigan ajrdan mahrum bo'ladi. Biz qo'limiz shoshilib ketib qoladi, bo'yningiz uzsin, bo'yning tangida qolsin, o'ligingda o'tirgin, manaqa bo'lgin, o'ligingga buyursin, darrov. O'sha sizga zulm qilgan paytda sabr qila olsangiz, qiyomatga qo'yib qo'ysangiz, uni ajri innama yuvaffas sabiruna ajrahum bighayri hisob. Zero albatta Alloh sabrlarning ajrini behisob qilib berur qiyomat kunida. Imomi Ahmad ibn Hanbal aytgan: "Ma sabara man da'a ala zolimi." Zolimini duoibat qilgan odam sabr bo'la olmabdi. Unga zulm qilgan kishini duoibat qilgan odam qarg'agan, demak sabr qila olmabdi. Ahmad ibn Mansur Sheyrozi rivoyat qiladi. Ba'zi ashoblarimizning shunday degani eshitganman. Bizning shaharimizga Imom Buxoriy kelganida Buxoroga uni kutgani faqatgina olimlar emas, butun shahar ahli chiqdi. U zotni kelishini muborakbod etib, odamlar uning ustiga dinor va dirhamlarni sotishdi. Shirinliklarni sotishdi. Imom Buxoriyda kelganiga shunaqa xursand bo'lib, xalq tali dinor dirham sochgan, shirinliklar sochgan, shunday bir hurmat bilan kutib olishdi. Buxoroda bir necha kun turdi Imom Buxoriy, o'zini shahrida. Buxoroning amiri Xolid ibn Ahmad Imom Buxoriyni yomon ko'rardi. Qavmni, Buxoro ahlini, bu Imom Buxoriydan ehtiyot bo'linglar, Muhammad ibn Ismoildan ehtiyot bo'linglar, chunki uni aqidasi sunnatga muxolif dedi. Ammo xalq amirni, hokimni gapini qabul qilmadi. Aksincha, himoya qilishdi. Yo'q, bu odam eng ulug' olimlardan. Nima uchun yomon ko'rardi Buxoroning amiri Imom Buxoriyni? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini o'rganishlikka bu amirda ham qiziqish bor edi. Bir kuni Imom Buxoriy saroyga kelib, unga va mana shu amirning o'g'illariga Sahih Buxoriyni va At-Tarix kitobini alohida dars berishini talab qildi. Imom Buxoriy amirdan kelgan
elçiga qarab turib, men ilmni xor qilib, uni hukmdorlar deyishiga olib bormayman dedi. İmam Ali aytgan edi, shu Abbosilarning xalifasiga. İlim ziyorat qilinadi, ilim ziyorat qilmaydi. Shuni bilib olaylik. İlim ziyorat qilinadi, ilim ziyorat qilmaydi. Domlaning oldiga biz boramiz, domla bizning oldimizga kelmaydi. Tushunarlimi? Ta'limul mutaallim degan kitobda Imom Zarnojiy ulamolar bilan qanaqa muomala qilish kerakligini yozib qo'ygan. Mololanib turganda savol bermaysan. Gapni qissa qilish kerak bo'lganda gapni cho'zmaysan, etagidan ushamaysan, atini aytib chaqirmaysan, qistab tura olmaysan. Chunki sendan unga hech narsa kerak emas. Sendan unga hech narsa kerak emas, ammo undan senga nimadir kerak. Agar ulamolarda mana shunday hurmat e'tiborini joyiga qo'ya olsak, ularda duosini olib ko'ynini ola olsak, baraka topamiz ukalar. Demak, Imom Buxoriy amirni saroyiga borib, unga dars berishni xolamaganligi uchun, sen kelasan ilm o'rgangani deganligi uchun amir yomon ko'rib qolgan edi. Amir agar Buxoriy saroyiga kelib dars berishni xohlamasa, unda meni bolalarimga alohida dars bersin. Bir vaqt ajratsin, uyda faqatgina meni bolalarim o'tirsin, boshqa hech kimni kirgizmasin dedi. Lekin Imom Buxoriy buni ham qabul qilmadi. Shuningcha ilm olishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolgan meroslardan bittasi. Unga har qanday inson, xosu avom teng huquqga ega. Agar amirda dars olishlik ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa mendan uyimga kelsin yoki masjidga kelsin. Agar shu taklifimga ko'nmasa u hokim meni darslarimni to'xtatib qo'ysin dedi. Shunda odamlardan ilmni berkitgan bo'lmayman. Allohga oldiga borganda menda hujjat bo'ladi dedi. Shu gapidan keyin, shu muomalasidan keyin, mana shu dadil javobidan keyin amir g'azablandi va Allomani shahardan chiqarib yuborishni yo'lini istay boshladi. Bir guruh nopok kimsalarni topib, Imom Buxoriyni ustidan yolg'on yashiq tuhmat bo'xtonlarni tarqatishni deb buyurdi. Shunday qilib Buxoroda kerak emas tuhmat bo'xton gaplar ko'paydi. Imomni shunda amir Buxoroni tashlab chiqib ketishini talab qildi. Imom Buxoriy qarshilik qilib turishi mumkin edi, lekin unday qilmadi. Meni deb xalq to'rtasida ixtilof bo'lishini xohlamayman degan edi. Kelganida qanaqa bir shon-shuhrat bilan kutib olishgan edi. Mana endi shahardan haydashyapti. Ibrohim ibn Ma'qal Nisfi aytadi, men imom bilan birga chiqdim. Uni yoniga kelib, kelgan kuningizdagi muomalani qarang-u, endi ketayotganingizdagi muomalani qarang. Bu qanaqa qaramaqarshilik bo'ldi deb xafa bo'ldi. Imom Buxoriy bunga parvo qilmayman dedi. Agar dinim salomat bo'ladigan bo'lsa, odamlar ishiga parvo qilmayman. Imom Buxoriy Buxorodan chiqib ketdi, Poykandga keldi. Endi Buxoroda to'qilgan boyga fitna, tuhmatlar u kishi Poykandga yetib kelishidan avval ham yetib kelgan edi bu yerga. Uyiga keldi, Poykand ahli ham ikkiga bo'linib qoldi. Bir toifasi fitnachilarning gapini qo'lladi, bir toifasi esa Imom Buxoriyni himoya qildi. Ularda bu ahvolini ko'rib turib, Poykandda qolishligini ham iloji yo'qligini tushundi. Kim sig'mayapti shaharlarga? Ayni vaqtda Samarqand ahli Buxoriyni Poykandga kelganligini va u yerdan fitna bo'layotganligini va Buxoriy bu yerda ham qolishni xohlamayotganligini tushundida Samarqandga taklif qilishdi. Muqim bo'lib istiqomat qiling biz ishimizda, mudarrislik qiling deb so'rashdi. Bunga rozilik bildirdi Imom Buxoriy Poykanddan chiqib Samarqand yaqinidagi Xartang deb ataladigan qishloqqa keldi. U yerda o'zining qarindoshi bor edi, Abu Mansur G'olib ibn Jibril. Mana shu kishinikida turdi va mana shu joyda vafot etdi. Imom Buxoriy Samarqandga keldi. Samarqandda ham shu fitna borligini ko'rgandan keyin Robbisiga duo qildi. 63 ga yetib qolgan oqsoqol. Yer yuzini eng ulug' muhaddisi o'zini yurtiga sig'mayapti endi. Duo qildi. Parvardigorim, qanchalar keng bo'lgani bilan dunyo menga torlik qilib qoldi. Endi meni o'z rahmatingga qabul et. Shundan keyin kasal bo'lib qoldi. Shundan keyin kasal oldi. Muhammad ibn Abi Xotim aytadi. Abu Mansur G'olib ibn Jibrilning so'zi
Karındaşını ki, şu karındaşını ki de türüp de İmam Buhari. İmam Buhari bizim üyümüzde bir neçe gün türdü, keyin kattık kesel bu kaldı. Üy ahlige kayçike terlendi, mahsısını kiydi, sallasını uğradı, taşkarıya çıktı. Ulağını minişlik için yürüp bararken, bir koludan min, ikinci koludan başka bir adam uşak, yigime kademçe kadem baskenden keyin, kuvvet getip aldı. Şüphette beni koyu var ilerledi. Oturup aldı, dua kılıçtı başladı. Az güne dua kılıp oturdu, kendi çalkamçı yatıp aldı. Yine dua kıldı. Dua kıldı, dua kıldı. Bana şu dua kıyken halatta Allah da Allah'a amanatını tavşırdı. Özünü yurtdaki sığmaya kaldı. Kim? İmam Buhari. Bu fitneçiler, hasatçiler, kalbi maraz insanlar. Bana şu bir uluğ insanda kadere yetişmedi. Ölüp gitken eden keyin, kabrige kömülgen eden keyin, bu gapladı fitneligi, tuhumatligi, buhtanligi, aşkar boğandan keyin, şu gapçı tarikatı yürgenler bir istihbara yetişti. Kıyan işlerden afsun adamat çekişti. Lekin İmam bu hareketi boğandı da. Kaleler kimlerdi hayatı, kimlerdi kadir kıymeti yok bol yaptı. Teşirilmegen haber, natoru haber de işte kötü yürüyüşlük. 256. Hicri yılının İdil Fitr keçesi Rabbisi'ye dua okuyan halatta İmam Buhari vefat etti. 62 yoki 63 yaşlıydı. İmam Buhari bana şunu da hayat geçirdi. Fakat yine ilmi hayat mesidi. Bu takva, hul, sahavat, getola hayatıdır. Bu kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin uşbu hadisi hak buldu. Şu şeref o kişiye yetedi. Peygamberimiz etkenler, eğer adam bolası vefat etse, ona hemen amelleri toktaydı. Fakat üçtesi devam etip duradı. İlmun yuntafeu bihi, faydalanıp durulgen ilim. Sadakatun cariye, yürüp durgen sadakası. Avvaladun salihun yedi olahu. Ona hakiki dua kutu duradigen salih farzan. O kişiden ne kaldı? İlim kaldı. Kanaki ilim kaldı ya buradalar. İmam-ı Buhari kaldırgen ilimden göre kattarak ilim var mı? Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an'dan keyingi orunda duradigen en birinci kitap Sahih-i Buhari. Bu kişinin bana şu kaldırıp getgen ilmi. Buradalar, bu kitap Ahl-i Sünnet ve Cemaat etikadıdaki kişilerinin, Müslümanlarının merciye hesaplanadı. Ümmet-i Muhammediye'nin en ulu alımlarından, hadis ilminin sultanı, öz zamanasının mucizesi Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim al-Buhari vefat etti. Allah Azze ve Celle o zatına öz rahmeti yasın. Hem de o kişi bilen bizni Seyyidimiz ve Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in suhbetleri de Cennetul Firdevs'te cemleyen bulsun. Amin. Yani buradalar, İmam Buhari'de hayatı. Allah kadir kıyken içe sizlere bildirdik. Ne mani hulas alamız? Yaşlıgı da Allah Teala o kişiye vergen iktidarını kördü. Etibar buldu. Ustazlardan dikkat buldu. Bu kişi safar kıldı. Özünün iktidarını doğru yolge sarf kıldı. Siz bilmemizi, ballarımızda bana şimdi iktidar var. Kaysada bir derecede. Fakat bunu bilinçliye gerek, körüş gerek, anıklaş gerek ve itibar bilinçliye gerek. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته